said this many times before, and my answers are... Ne yazık ki onu tekrar etmek zorundayım. Belki cevaplarım bazen sıkıcı olabilir ama Fenerbahçe karşısında kompakt bir oyun sergilemek merkezde... Yeah, get good results. The game, say, about Arda Güler is a very, very great player. If you want points, then you have to perform more than with 100%. We saw this in the last game against Adana. It was not so good with fighting, and yeah, and you need fights in this game. And if we play on our highest level, then we will see how is the result. But this game is, yeah, it's very hard. And I hope my players have fun to play against a very good team. Gerek başkanımızın, gerekse de yönetimimizin takım bu maçla alakalı nasıl açıklamalar yaptığıyla alakalı çok fazla bir bilgim yok. Sonuçta bu maç elbette ki zor geçecektir. Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Bu maçta puan ya da puanlar almak istiyorsak %100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Adana Demir karşısında da gördüğünüz gibi savaşarak geriden geri geldik ve bunu başardık. Bu maçta da savaşmamız gerekiyor. Sonuçta kendi seviyemizin en üst seviyesini gösterebilirsek bu maçta elbette ki bizim adımıza güzel geçeceğine inanıyorum. Ama ben de takımım da kesinlikle Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamaktan ötürü de zevk almamız gerekiyor. But you know, for me it's very important that we stay compact and that we don't make mistakes. If you make mistakes, then you get problems because they have many good players, they have speed. And if you lose the ball in the center, then you get problems in your defense. And we also want to press. If you press in front or in the midfield, I don't know. We will see. And for me, it's important that my players have fun, have trust, and that they believe that we can play a good game against a very good team. Bizim yapmamız gereken kesinlikle Fenerbahçe karşısında kompakt bir oyun sergilemek, merkezde mümkünse top kaybetmemek, hata yapmamak, basit hatalar özellikle yapmamak, yanlış kararlar vermemek. Çünkü merkezde topu kaptıracak olursak onların çok hızlı oyuncuları var ve bize problem yaşatabilirler. Bu sebepten dolayı çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor, çok savaşmamız gerekiyor. Benim oyuncularım da dediğim gibi birbirlerine güven duymalılar bu maçta, özgüvenle oynamalılar ve onlara karşı oynamaktan ötürü de zevk almalılar. Sonuçta Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız.